Merhaba, Makrotoloji Mutfağı'na hoş geldiniz. Sağlıklı beslenmeye giriş yaptık, nefis bilgileri öğrendik, çorbamızı da kaynattık. Şimdi sıra hindi bowl'da. Meksika usulü nefis bir hindi bowl yapacağız. Bowl'u sormak istiyorum. Bowl konsepti hayatımıza giriverdi bir anda. Ben de bir tane yarattım ama nasıl sizce bowl beslenmede sağlıklı, iyi, güzel mi? Yani hoş bir konsept mi? Hoş bir konsept çünkü benim sunumlarımda hep bir fotoğrafla bitiririm her şeyi. Sağlıklı bir yemek tabağı nasıl olmalıdır diye. İşte karbonhidratıyla, fermentasyonu olan işte turşusuyla, sağlıklı karbonhidratlarıyla, yağlarıyla, tohumlarıyla, proteiniyle bir renkli tabak yapıyorum. Ve harika. Böylelikle hepsini aynı anda yemelerini sağlıyorum. Bu açıdan da bol bunu hizmet eden bir şey ve gördüğün gibi rengarenk olduğundan dolayı evet, çok sağlıklı. Evet ya, zaten her şey burada herhalde. Evet, ne koyabilirdik daha diye. Ve her besin grubu var farkındaysan. Evet, evet. Şimdi bir kısmını hazırladım. Onlarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Basmati pirincim var. Bowl'un bazını oluşturan unsurlardan birisi. Bunu önceden haşladım ki hızlıca bowl'umuzu nasıl hazırlayacağımızı gösterelim. Haşlarken tavuk suyu kullandım ve içine hem rengini çok sevdiğim için hem zerdeçal koydum. Zerdeçal koydum. O renk oradan evet, geliyor. Evet, evet. Yani çok nefis bir renk çıktı ortaya. Hint mutfağında çok sık bu sarı pilavları görüyoruz. Ama ben günlük hayatımda yani kuru fasulyenin yanında da olur. Niye her olmasın? Her şeyin olur. Lezzetini, ben bayılıyorum lezzetine. Çocukları da alıştırdım. Biz evde sıklıkla yapıyoruz. Burada da böyle sarı, bol zerdeçalı bir pirinç hazırladım. Bal kabaklarımı da önden hazırladım. 2 santimlik küpler şeklinde doğradım, fırınladım. Fırınladım. Azıcık zeytinyağı var, tuz, karabiber var. Onun haricinde hiçbir şey katmadım. Zaten kendi şekerle hafif bir karamelizasyon oluştu ama çok da uzun tutmadım. Çok yüksek ateşte de yapmadım. Fazla renk almadılar. Çünkü yakmıyoruz, karamelize etmiyoruz. Aynen öyle. Kırmızı fasulyelerim var. Yine haşlayıp hazırladığım. Ama bunu danışacağım. Çok önemli. Şimdi bir aktive etme konsepti var. Evet. Aktive etmekle ilgili bir tekrar hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Biraz zorlu bir prosesti. Bunları biz özellikle fitik asit uzaklaştırmak mantığıyla yapıyoruz. Fitik asit aslında tahılları ve baklagilleri kolay çimlenmesini engelleyen, kolay üremesini engelleyen bir glikoprotein ve dış kabukta bulunuyor. Bu anlamda bizim uzaklaştırmamız gerekiyor. Çünkü insan vücudunda fitik asidi parçalayan enzimler yok. Aa, şimdi anlaşıldı. Bu yüzden de bizim bunu uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne olur olursa, bizde olursa ne olur? Minerallerimizi bağlıyor. Mineralleri bağladığı andan itibaren de kalsiyum, manganez, çinko, demir, bakır eminimleri faydası olmuyor. O yüzden de aktive etme yöntemimiz var. Birinci gün normal suda, ikinci gün sirkeli suda bekletiyoruz ve bu şekilde de bunu aktive etme yöntemi deniyor. Harika. Filizlendirme yöntemi de var biliyorsun. Filizlendirilebilir. Evet. Ben şöyle bir şey yapıyorum. 1 kilo fasulyeyi önden suda bekletiyorum. Daha sonra 5 ya da 6 eşit pişirimlik olarak, porsiyon olarak buzdolabına koyuyorum, buzluk tarafına koyuyorum ve ondan sonra yemek menüme göre yarın mesela böyle bir şey yapacaksam geceden çıkarıyorum ve ertesi gün çok rahatlıkla aktive edilmiş haliyle ulaşabiliyorum. Anladım, ha süper. Yani ıslama süresini, o işte fitik asidi atma ritüelini kolaylaştırmak için en azından elinin altında hazır aktive malzeme. Daha kolay bir yöntem olabilir. Güzel. Şimdi ufak ufak da başlayayım ben hazırlıklara konuşmaya devam ederken. Bir kırmızı soğanım var. Bunun yarısını pişireceğim hindinin içine katacağım hindimi sotelerken. Yarısından az alacağım. Aslında 1/4'ünü de hazırlayacağım domatesli salsaya ilave edeceğim. Hindiye koyacağımı küpler şeklinde doğruyorum. Biz biliyor musun fonksiyonel beslenmede ne diyoruz? Ne yaparsanız, ne yersiniz yiyin, her şeyin morunu yiyin diyoruz. Ciddi mi? Ben de çok severim yani o moru. Hem giymeyi hem yemeği. Ve o yüzden de işte mor soğan, mor üzüm, mor işte mor yaban mersini. Bunların pancar hepsi, mesela pancar, değil mi? Pancar mora giriyor değil mi? Mor havuç. Burada özellikle tabii ki içinde bulunan antioksidan kapasitesi dediğimiz şey önemli. Ne kadar koyu renk olursa o kadar iyileştirme oranı yüksek. Antioksidan kapasitesi yüksek. Antioksidan demek de aslında şu demek. Bizi hastalıklardan koruma kapasitesi anlamına geliyor. Çünkü okside olmak demek paslanmak demek değil mi? Doğru, tabii ki. Evet. Paslanan demir bozulur, paslanan makine bozulur ve işlevini yitirir, işlevini kaybeder. Vücudumuz için de aynı şey geçerli. O yüzden de antipas anlamına gelen antioksidan ögeleri hayatımıza katıyoruz. Dolayısıyla bu baharatlar, sebzeler, meyveler her şeyin rengarengi ve daha çok da koyu rengini istiyoruz.
Süper. Şimdi söz verdiğim gibi bu sefer sarımsağımı görüyorsun. Bir güzel tam patlatıyorum. Tam bir kafasına şef vuruyorum. İşte bu. Aynen. Burada soymayı da çok kolaylaştırıyor. Değil mi ben? Öte yandan. Gördüğünüz gibi üzerine bıçakla bastırdıktan sonra kolayca kabuğunu çıkartıp atabiliyoruz. Bu çıt sesiyle birlikte içinden allisin dediğimiz doğal antibiyotik açığa çıkıyor. Evet. Bunu yine ben hafifçe biraz daha bastırdıktan sonra aslında bizdeki alışkanlık genelde sarımsağı dövmektir zaten değil tabii mi? Ki. Yani hafif böyle bir tuz ekleyip havanlarda döveriz. Hepimiz sarımsak dövücülerle büyüdük. Doğramaya daha yeni başladık. Aynen öyle. Sarımsağımı da kenara aldım. Şimdi ufak ufak hindimi sotelemeye başlayayım. Birkaç komponenti var çünkü bowl'umuzun. Biraz komplike bir bowl yaptık biz. Ama Meksika bayrağı gibi her şey tabii var. Yani lezzet odağı da olsun diye uyumdan da hiç feragat etmedik. Yine döküm tavamı ateşe aldım. Orta yüksek ateşi ayarladım. Az zeytinyağımı ilave edeceğim. Zeytinyağı haricinde hangi yağları kullanabilirim? Yani hangi yağları sağlıklı olarak adlandırabiliriz? Vallahi kokusuz Hindistan cevizi yağı kullanılabilir ama şu anda daha ülkemizde böyle bir şey daha yok. Avokado yağı da kullanabilir. Ateş derecesi yüksek. 0.8 asitlik üstünde olan zeytinyağları da böyle sıcak pişirimlerde kullanabiliyoruz. Ben en çok ghee yağını çok seviyorum. Sade yağ. Sade yağ bir de bizim yağımız Ayşegül. Yani Anadolu'nun yağı. Doğru. Biliyorsun, tereyağını çok seviyoruz. O tadı çok seviyoruz ama içindeki laktoz şeker olduğundan dolayı işte o da paslanabilir. Kesinlikle. Bu yüzden de içindeki partikülleri aldığımızda aynen öyle. Laktoz aldığımız andan itibaren süt yağını elde etmiş oluyoruz. Ve süt yağı bu açıdan hem çok lezzetli hem K2 vitamini açısından çok zengin. Ve bir taraftan da yanmadığı için de en sağlıklı bence pişirme yağlarından bir tanesi. Mutfakta da aslında rafine lezzetlerden birisi. Evet. Dediğiniz gibi yanma derecesi yükseldiği için omlet yaparken, krep tabii yaparken ki özellikle sıcak tercih edilen yağ. Yağımız ısındı. Şimdi kırmızı soğanlarımı küp doğradığım ilave ediyorum. İşte, yine fazla renk vermeden 2-3 dakika terleteceğim. İşte o güzel ses geldi. Geldi. Evet. Soğanın bu kokusunu çok seviyorum ya. Ben de pişmiş soğana bayılıyorum. Yani yine pişmişiyle çiğ arasında midevi anlamda biraz fark var diye düşünüyorum. Evet, evet. Mutlaka. Her şeyi biraz sotelediğimiz zaman sindirimini kolaylaştırıyor. Değil mi? O yüzden gaz ve sindirim problemi olanlar mutlaka biraz soteleyerek bu sindirim meselesini biraz daha rahatlatabilirler. Peki bu şöyle mi? Yani mesela alışılabilir mi? Yani çiğ soğan tüketmiyorum uzun süre. Tükettiğinde bir tepki vermesi midenin normal diye düşünüyorum. Normal ama tabii ki. Sürekli tükettiğinde bu etkiler acaba azalır mı? Yoksa midemdeki bir sıkıntıya mı işarettir? Bir sıkıntıya işaret. Burada işte o yüzden mide asit eksikliği mi var acaba diyoruz. Ve belki o ritüeli bilirsin. Yemeklerle birlikte elma sirkesi içmek. Evet, yemekle evet birlikte pancar kvas içmek, yani fermente içecekleri yemekle birlikte kullanmak. O zaman ben mide asidimi desteklemiş olduğumdan dolayı ne oluyor? Sindirimini kolaylaştırmış oluyorum. Harika. Ayran da bir örnek mi buna? Sayılır mı? Ayran biraz sıkıntılı çünkü sıkıntılı o zaten mı? Bir süt ürünü olduğundan dolayı laktoz intoleransı varsa sıkıntı yaratabiliyor ama yoksa anladım, tabii ki anladım kullanılabilir. Çünkü o da bir fermente ürün oluyor. Evet sonuçta. Evet, o yüzden sordum. Evet. Yani aslında bizim kültürümüzde arasak izlerini görürüz sanki tabii ki, bu beslenmenin tabii ki diye düşünüyorum. Bizim bu fonksiyonel beslenme Ayşegül zaten kadim bilgileri gün ışığına çıkarmak. Farkındaysan çok yeni bir şey anlatmıyoruz. Çok doğru yeni bir şey keşfetmiyoruz. Bunlar zaten bizim kültürümüzde. Bozduğumuz alışkanlıklarımızı evet geri getiriyoruz aslında belki de. Ben her zaman eğitimlerde şunu söylüyorum öğrencilerime. Babaannemin öğretilerini Euro üzerinden eğitim alarak katılıyorum. Benimkinin de çok güzel uygulamaları vardı. Maydanozun sapını kaynatmak, üvez vesaire gibi böyle bitkileri toplayıp getirmek evet gibi. O zamanlar anlamazdık ama şimdi bu bilgiler ışığında çok manalı hale geliyor bu aslında kadim bunların bilgiler. Hepsini yapıyorlarmış zaten. Evet evet. Sarımsağımı ilave ettim. Hindilerimi küçük küpler şeklinde doğradım. Göğüs kullanıyorum. Ama but da kullanılabilir değil mi? Yani tabii ki tabii ki. Biz zaten yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu sağlıklı beslenme, antiinflamatuar beslenme de eskiden biliyorsun sadece göğüsün yağı. Evet, yağ çok o sorun da eskiden değil mi? Yani kalori sayarken. Evet. Ama artık kalori saymıyoruz. Şekerleri sayıyoruz. Evet. Çünkü bizi hasta edenin aslında insülin hormonu olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Çünkü yağ şeyi hala devam ediyor korkusu bazılarında. Eskiden kalan alışkanlıklar belki. Çok gereksiz bir korku.
Aksine yağ iyileştirici, yağ tok tutucu ve midede en son sindirilen olduğundan dolayı da bu mideyi en geç terk ediyor. Dolayısıyla da tokluk hissi sağlıyor. Kan şekeri yükselmesin diye ara öğünlerde ben bir yemek kaşığı zeytinyağı içiriyorum kan şekeri düşmesin diye. Dolayısıyla yağdan korkmaya bir gerek yok. Aslında bu şey gibi biraz da makineyi yağlamak gibi mi? Evet, evet. Haslanmasın diye makineyi yağlıyoruz diye düşünebiliriz. Baharatlarımı da ekleyeceğim hindime. Hafif hafif pişmeye başlamışken. Biraz kekiğim var. Taze kekik tercih ettim özellikle. Kurusuna göre çok farklı bir lezzeti olduğunu düşünüyorum. Çok daha yoğun, çok daha aromatik. Ayşegül, hindiye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hindi kara kuru. Sert, yılbaşından yılbaşına bizi ziyaret eden bir hayvancağız gibi dinliyor değil mi? Kesinlikle. Bu anlamda hindiyi daha fazla sofralarımıza kullanmak gerekiyor. Bu açıdan işte ay kokuyor, ay işte tipini sevmedi falan. Yok. Bence hiç kokusu yok. Ama baharatları yemeğinize katarak çok daha lezzetli yemekler elde edebilirsiniz. Evet, biraz kimyonum var. Biraz da acı biberim var. Tabii tuzumu ekleyeceğim. Tavuk suyunu da soracağım. Çorbada kemik suyu kullanmıştık. Evet. Tavuk suyunun da kolajen etkileri aynı mı? Elbette ki. Fakat bir farkları var. Kemik suyunda daha çok tip 1, tip 3 dediğimiz daha hı-hı. çok işte vücudun bütün bölgelerinde cildinden, derisinden, ondan sonra kalkasına kadar her yerde kullanılan kolajen varken tavuk kolajeninde sadece kemik ve eklem dokusuyla alakalı. Eklemleri sağlığı için kullanıyoruz. O yüzden de özellikle eklem problemlerinde tavuk kolajeni daha mantıklı oluyor. Harika. Bu bilgi çok faydalı oldu. Yani tip 2 kolajen. Tip 1, tip 2, tip 3 hep konuşuluyor. Yani evet. Hani gıda takviyelerinde de hangisi var, hangisi yok, neye yarar. Hı-hı. Çok bu konuda bilgi yok. Biraz akıl karışıklığı var gibi hissediyorum. Bu çok net oldu. Evet, tip 1, tip 2, tip 3 zaten vücudun %90'ında var olan tipler. Ama bu anlamda tip 2 sadece eklemlerde olduğu için böyle eklem problemlerinde tip 2 kullanmak ya da tavuk kolajeni kullanmak daha mantıklı. Süper bir bilgi. Hindim kenarda, tavuk suyunu da ekledim, pişiyor. En son yine tuzunu ve baharatlarını kontrol edeceğim istediğim gibi olmuş mu diye. Bu sırada bir iki komponent daha var bolma koymak istediğim, onları hazırlayacağım. Birisi Meksika mutfağında sıklıkla karşımıza çıkan domates salsa. Aşağı yukarı her tabakta var olan bir unsur. Böyle kıpkırmızı şeker domateslerden seçtim. Evet. Çünkü şu an domates çok lezzetli olmuyor. Kışın belki vazgeçemiyoruz, yine tüketiyoruz ama o yazın olan lezzeti yakalamak mümkün değil. Ama bir alternatif belki yazın kurutulmuş domatesi belki evet, kurutulmuş domates ya da mevsiminde yapılmış konserveler evet. değil mi? Aslında belki kışın kullanılan beyaz o şey tatsız tuzsuz domatese göre çok daha lezzetli ve çok daha faydalı diye düşünüyorum. Aynen. Ben yine de küçük bir miktar hem rengi için hem de dedim ya geleneği bozmayın diye ekleyeceğim tabağıma. Elbette ki sen dünya mutfağını getiriyorsun. Domatesleri de biraz yağda sotelediğimiz zaman içerisindeki çok nefis oluyor tatları da. Daha olumlu hale getirmiş oluyor. Likopen orada değil mi? Aynen. Daha açığa çıkıyor. Bir de evet. kabuğu soymamak da orada etkiliydi diye hatırlıyorum. Kırmızı soğundan ayırdığım küçük parçayı, çeyrek parçayı ince ince doğruyorum. Aslında bizim çoban salatayı da çok benziyor bu salsa. Hani marketlerde satılan salsa denilen şey acılı ezmeyi. Değil tazesi aslında, de bizim evet. çoban salatayı çok andırıyor. Doğru. En büyük var kişniş ama. Kişniş ve lime. Kişnişten bahsetmiştik. Bazıları çok seviyor, bazıları nefret ediyor. Hafif böyle ilaçsı bir tadı var. Çok kendine has tadı var. Aslında yöresel olarak Türk mutfağında da özellikle Karadeniz bölgesinde çok sık kullanılıyor. Kişnişin ağır metal uzaklaştırdığını biliyordum. Ben bilmiyordum. Harika. Demek ki o yüzden bana bu kadar keyif veriyor. Tabii kişniş ağır metalleri vücuttan uzaklaştırıyor. O zaman balık yiyenlerin özellikle tüketmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle. Gürcistan yöresi biliyorsun her şeyi kişniş. Evet. Evet evet. Dolmaya bile. Evet. Bir miktarda kişniş doğradım ve ilave ettim. Hafif tabii ki tuz koyacağım. Biraz zeytinyağı. Ben bunu biraz karıştırabilir miyim? Evet evet lütfen. Ve de lime suyu. Salsamı kenara ayırdım. Bowl'ların üzerinde böyle bir sos oluyor genelde. Ben de bowl'umuz sossuz olmasın diye
Meksika mutfağı yine sour cream, ekşi kremayı çok kullanıyor tabaklarında. Yoğurtla bir sos hazırladım. Basitçe aslında her şeyi tek bir haznede karıştıracağız. En sağlıklı soslardan birini yapıyorsunuz. Yani bunu tabii kıvamını ayarlayarak, dip olarak, yan yemek olarak kullanabiliriz. Pek çok yemeğe eşlik edebilir. Yine kişniş var içinde. Yani öyle bunlar mi? Evet evet. Sapıyla koyuyorum bu sefer. Çünkü aslında sapı yenilebilir, rahatsız etmeyen taze otlardan birisi kişniş. Mesela maydanozunki sert ve çok aromatik değil. Doğru söylüyorsun. Ama kişnişinki incecik olduğu için içinde eriyi verecek. Zaten blender'dan geçireceğimiz için de farkına bile varmayacağız. Kişnişi alıştırıcı merkezi göreceksiniz. Bu da benim misyonum olsun. Lime suyundan ilave ediyorum. Biraz da kabuğundan ilave edeceğim. Onun da çok güzel bir aroması var. Buradaki yağlar biliyorsunuz bambaşka. Nasıl gidiyor orada? Bence hazır gibi aslında. Evet, altını... Evet, altını tutmaya bile başlıyor. Evet, evet. Altını kapatalım bence. Şimdi bir sana bir bana hazırlayacağım. İki tane bowl'umu getirdim. Ufak ufak başlayalım. Burayı biraz boşalttıktan sonra diğer malzemeleri koyacağım. Önce basmati pirincimden koyuyorum. Bu karbonhidratı temsil ediyor değil mi bowl'umuzda? Karbonhidratı temsil ediyor hem de sağlıklı karbonhidratı temsil ediyor. Biliyorsun basmati pirincin bir glisemik indeksi biraz daha düşük. Evet. Ama bowl'larda en sevdiğim şeylerden bir tanesi soğuk olarak daha çok hani ya da biraz daha ılık olarak yendiğinden dolayı bu tür nişastalı karbonhidratları soğuk yediğiniz zaman dirençli oluyorlar ve kan şekerini etkilemedikleri gibi şosa görebiliyorlar. Öyle mi? Evet. Soğuk yemek daha faydalı tabii o zaman. O yüzden patatesi de soğuk kullandığımız takdirde sağlıklı olabiliyor dirençli nişastalı. Bu çok enteresan bir bilgi oldu. O zaman mesela pirinç salataları vesaire çok sağlıklı. Çok. Sonra biraz kırmızı fasulyemden koyuyorum. Dediğim gibi Meksika mutfağının olmazsa olmazı yani. Evet. Zaten Meksika fasulyesi diye de biliniyor değil mi bizim buralarda? Ama gene mor grubu olduğu için sevdiğimiz bir grup. Dediğim gibi sadece biraz sindirimi zor, o yüzden de suda bekletmek mantıklı. Tamam. Ve bal kabağından baş tacı değil mi bu mevsimin özellikle? Evet. En güzel lifli postalardan bir tanesi. O kadar alışmışız ki bunu tatlı olarak tüketmeye. Çoğu kişinin aklına başka türlü yemek gelmiyor. Ama envai çeşitli yemek yapılabiliyor bal kabağıyla. Yani sadece böyle fırınlayıp salataya bile katsanız nefis bir lezzet bence. Ve fırınladıktan sonra sadece üzerine tahin döküp yendiğinde bile yetiyor. Evet, şeker ihtiyacı da yok değil mi? Kendi şekeri. Kendi şekeri. Zaten oldukça yoğun. Avokado olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız. Bu da hayatımıza girdi ama. Değil mi? Ülkemizde artık kolay yetiştiğinden dolayı biliyorsun ben her şekilde her gün kahvaltıya herkese birer tane yedirmeye çalışıyorum. Çünkü şöyle bir çalışma var Ayşegül. 3 ay boyunca 70 gram avokado ki yaklaşık bir orta boy avokado ediyor. 3 ay boyunca düzenli olarak yediğinizde bağırsak biyotasını onarma özelliği var. Ciddi mi? İçinde çünkü filaktin denilen bir madde var. Filaktin de bu deri dokusundaki cilt bariyerini onarma özelliğine sahip bir protein. O proteine en yakın avokado da var. O yüzden de günde bir orta boy avokado. Yağları da tabii enfes değil mi yani? Hem de iyi yağ içerdiği için bol miktarda. Üzerine yağı da zaten küçük bir, bonus. Yani büyük bir fıstığa benzetiyorum. Dev bir fıstık gibi geliyor bana. Ben bu de o tadı alıyorum. Hem de şey fıstığını. Çam fıstığının tadını peki alıyorum. Sen Antep'i. Ben yeşil olduğu için biraz etkileniyorum herhalde yani. Ben bana çam böyle fıstığının bir tadını alıyorum nedense. Ama hani bir meyve değil de bir fıstık. Dev bir fıstık olarak ben görüyorum kendilerini. Burada koyduğumuz çoğu şey aslında Meksika mutfağının da gerçekten bir tabağa koyduğu ürünler. Yani işte bu da hani geçmişte insanların beslenirken aslında bugün konuştuklarımızda doğal olarak özen gösterdiklerinin bir göstergesi diye düşünüyorum. Aslında bu kullanılan şeyler insanların kendi evlerindeki sebzelerine göre ve sevdiklerine göre de değişebilir değil mi? Tabii ki yani bowl yapmanın sonu yok. Hatta ben tarifi yazarken düşündüm nasıl bir bowl yapsam diye. Bir şekilde bu konsept çok şey geldi bana. Sağlıklı ve herkes için keyifli olabilecek. Yani hani sadece sağlıklı değil aynı zamanda da lezzetli geldiği için özellikle bu yoldan gitmeyi tercih ettim. Şöyle bolca yeşilliğinden de koyuyorum. Biraz roka ve biraz
kıvırcık doğradım. Ben bu bowl'u bir de şu anlamda sevdim. Özellikle genç jenerasyonun biliyorsun beslenmesine çok daha kolay geldi. Evet evet, biraz da belki çocuklarımdan etkilendim ben de. Yani hani bunu versem itirazsız yerler, hiç kavga etmeyiz diye düşündüm. Ve biz onlara çeşitli ve renkli beslenmeyi yedirmek anlamında zorlanıyoruz. Bowl'lar sayesinde aslında bütün grubu aynı anda alır oldular. Bir de yani şu nefasete bakar mısınız? Her renk bir arada şaheser bir şey. Tatlı grubunda hani da yemede yanında yat derler ya, aynen tam öyle, öyle bir manzara çıktı karşımıza. Ay çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Kerevizimden de şöyle ince doğrayıp yeşilliklerime karıştıracağım. Yani yeşillikte istediğimizi katabiliriz. Yeşilliğin kötüsü yok çünkü aynen diye düşünüyorum. Aynen. Kereviz sapının da ilave bir takım faydaları olduğunu evet. sıklıkla duyuyorum. Bu anlamda hani vücuttaki toksinleri atan bir özelliği var biliyorsun. Hı-hı. Ama pestisit olması gerekiyor. Özellikle temiz içerikli ürünlere ulaşmamız gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle size anlattığım bir önceki videoda ne kadar prebiyotik o kadar yaşamsal şans demiştim. Bakın burada hem turpları doğradık, hem kereviz saplarını doğradık, avokadoyu doğradık ve envai çeşit işte tatlı patatesinden tutun da bal kabağına kadar her şeyi kullanmaya özen gösteriyoruz. Muhteşem bir lif içeriği, bana da geldi bu. Evet. Muhteşem bir lif içeriği yaratmış olduk. Şöyle bir miktar koyuyorum. Daha fazla koyabiliriz. Bulursak da bir alabaş vesaire diğer çeşitlerden de ilave edebiliriz bowl'umuza. Ne kadar çok renk o kadar sağlık, değil mi? Evet. Ve şöyle i̇şte göbeğe bu. De işte bu. Hindiyi yerleştiriyorum. Hindi gerçekten söyledin ya, çok haksızlık edilen bir protein türü. Sadece işte hindi füme salam tarzında çok görüyoruz ama bence lezzet olarak harika. Hatta ben etli yemeklere, yani Türk usulü tencere yemeklerine de et yerine hindi koymaya bayılıyorum. Özellikle budu çok güzel sonuç veriyor. Ben de aynı şekilde hindi budu daha çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Bu mesela çok da güzel bir öğlen yemeği olur. Saklama kabına koyup... Vallahi öğlen yemeği, akşam yemeği bana ne zaman versen yerim. Hiç itirazım olmaz. Son dokunuşumuz. Hayır, insanlar öğlen yemeğinde biliyorsun sürekli bir fast food evet, yiyorlar evet, ya. Evet, şu evet. Şu kadar renkli bir şeyi normalde isterse bir kavanoza koyabilir, isterse bir saklama kabına koyarlar. İşte insanlar biraz hazırlamaktan imtina ediyorlar diye anlıyorum. Ondan da biraz belki planlı olmak lazım değil mi? İşte hani anlattığımız gibi aktive ettiğimiz baklagillerimizi buzluğumuza porsiyonlayıp atarsak, işte ne diyeyim, hazır sotelenmiş bir miktar proteinimiz olursa kenarda zaten diğerleri çok kolay. Hatta kalan pilavın üzerine bile yapabilirdik bunu, yani pilavımızı sağlıklı bir şekilde hazırlıyorsak. Evet, evet tabii ki. Bir gün tabii önceden ki. Kalan pilavımızı bowl'a çevirmek de bir yöntem. İç kabak çekirdeği de son dokunuşumuz, hem de biraz çıtırtı versin diye. Hem de sağlıklı yağlı tohum. Çinko ekledim. Herhalde hiç eksik bir şey bırakmadık yani. İçinde baharatlarımız, taze otlarımız, bakliyatlarımız, taze sebzelerimiz, proteinimiz hepsi var. Lime'ları da koyuyorum son olarak da. Yani son diye bitiremedik ama bu gerçekten son. Son olarak da sosumu. Aslında bir sıkma torbasına koysak tabii çok keyifli olurdu ama şöyle üzerine gezdiriyorum. Muhteşem. Hakikaten. Yok yok bolda diyebilirdik buna bu evet. arada. Evet. Meksika usulü hindili bowl'larımız hazır. Bowl yapmanın zor olduğunu düşünmeyin. Ben biraz komplike bir bowl yaptım. Sakın vazgeçmeyin. Çeşitli tarifleri deneyebilirsiniz evde. Bir iki komponent olmazsa da hiç üzülmeyin. Olanlarla devam. Tadına bakıyor muyuz? Bakarız. Renkli beslenmeden ve baharatlardan asla vazgeçmeyin. Sos yakışmış değil mi? Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ellerine sağ olsun.